Cenab-ı Hakk'ın rahmetini indirdiği topraklarda iyi beldenin Allah'ın izniyle nebatının, bitkisinin iyi olduğuna, iyi çıktığına, kötü beldenin veya kötüleşmiş beldenin daha doğrusu verim vermediğine, oradan aksi, olumsuz, hoş olmayan, gönülsüz, huysuz sonuç çıktığına dair bir önceki ayetten hemen sonra adeta bir örnek gibi Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir rahmetin bir örnek kavimde nasıl karşılık bulduğuna dair misali işliyoruz, onu görüyoruz. Cenab-ı Hak Nuh'u kavmine gönderdiğini ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmine söylediğinin şunlar olduğunu bize anlatıyor. Ne demiş? Ya kavmi, ey kavmim, u'budullah, Allah'a kulluk edin. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam kavmine gidip bundan sonra bana kulluk ediyorsunuz dememiş. Kendi üstünlüğünü onlara farz kılmamış. Kendisine davet etmemiş. Allah'a çağırmış. Şu halde Allah'ın peygamberlerinin en dikkat çeken yanları la es'elukum aleyhi ecra, kendilerine bir karşılık beklemeyen, kendilerinin yüceltilmesini beklemeyen, bu çağrıyı insanlarla paylaşırken ne çağrının kendi içeriği itibariyle kendi üstünlüğünü onlara dayatan ne de çağrının içeriği itibariyle alemlerin Rabbi olan Allah'a işaret ederken buna karşılık bir ücret bekleyen, her ikisi de onlar açısından söz konusu değildi, tamamıyla paylaşımdan ibaretti. Ben Rabbime doğru bir yol yürüyorum. Siz de eğer Rabbinize bu yolu yürümek istiyorsanız, sizinle paylaştığım bu gerçekliği akledip siz de değerlendiriyor iseniz, o zaman gelin beraber bu yolu yürüyelimden ibaretti. هَذِهِ سَب۪يلِ, bu benim yolum, اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ, Allah'a çağırıyorum. عَلَى بَصِيرَةٍ, ama basiret üzere. Öyle körü körüne bana kapılmayacaksınız, köre körüne bana takılmayacaksınız. Benim sizinle paylaştıklarımı siz de sindirecek, siz de anlayacak, siz de içselleştireceksiniz ve bu yolu beraber yürüyeceğiz. Ben de sizi çağırdığım, kulluğuna çağırdığım alemlerin Rabbine karşı ben de sizin gibi aynı kulluğu yaşıyorum. Dolayısıyla çağrıları bu şekilde açık, net, temiz, çıkarcı olmayan, tamamen akletmeye sunulmuş, akletmeye arz edilmiş bir paylaşımdan ibaret. Dolayısıyla onlar üzerinde siyasi tahakküm etmek isteyen, onlar üzerinden ekonomik çıkar sağlamak isteyen, bu yönü itibariyle de kuşkulu gözüken bir durumda değildi. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam söylediği şey bu. Zaten Cenab-ı Hak bunu bütün peygamberler için genel bir ifadeyle söylüyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, Allah bir beşere kitabı, hükmü, nübüvveti verecek. ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ, sonra o insanlara diyecek ki كُونُوا عِبَادًا لِي, siz bana kul olun. İbaden li, bana kulluk edin, min dunillahi, alemlerin Rabbi olan Allah'ın dununda, ondan gayrı bana kulluk edin. Beni kutsal belleyin, beni üstün belleyin, beni gaybı bilir belleyin, beni de yaratır belleyin, beni de yaşatır belleyin, ilahi vasıflar bana da atfedin diye kendi kulluğunu araya sıkıştıracak. Bu asla zinhar olacak bir şey değil. Allah'ın kendisine kitabı, hikmeti, nübüvveti verdikleri açısından olacak şey değil. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَخْ, sonra kalksın desin ki bana kulluk edin. Dolayısıyla onların çağrısı sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluğa davetten ibaretti. Bu kulluğa daveti kabul edenler onunla beraber Allah'a kulluk yolculuğunda ilerlediler. Onu hep Allah'ın kulu bildiler. Bundan bir adım öteye taşırmadılar. O yüzden Resulullah'a olan şehadetimizde اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, önce kulluğunu ve sonra Allah Azze ve Celle'nin ona indirdiği bilgileri, bizimle paylaştığı bilgiler bunlar. Dolayısıyla risaletini ikrar ettik. Allah Azze ve Celle'nin getirdiği kitabını ve bunun beşer hayatında
nasıl bir tatbikata dönüşeceğine dair uygulamasını, yani sünnetini kendisinden öğrendiğimiz totalde, toplamda dini kastediyorum. Resulullah'ın bundan gayrı insanlardan istediği ne bir karşılık ne de kendi şahsını yüceltecek, ilahlaştıracak herhangi bir telkini olmamıştır. Tıpkı diğer hiçbir peygamberde bunun söz konusu olmadığı gibi.